Şu anda yaklaşık 300 bin kişi bulunuyor cezaevlerinde. Yani bu da şu demek, çok normal kapasitesinin çok üstünde zaten. İnsan Hakları Vakfı'nın verilerine göre son gördüğüm benim, bunun 257 bini tutuklu, 40, hükümlü 40, 43 bini tutuklu. Ve tabii ki bunlar arasında çocuklar var, hasta mahpuslar var, kadınlar var. Ve özellikle de hasta mahpuslarla ilgili olarak bir şey olması gerekiyor. Yani 2019 yılı verisini biliyorum. 457'si ağır olmak üzere 1333 hasta mahpus bulunmakta. Yani şu anda yaşamakta olduğumuz salgın hastalık durumunu bir kenara bıraktığımız koşullarda dahi zaten cezaevlerindeki mevcut hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili önlem alınması gerekiyordu. Çünkü programın başında da belirttiğim gibi tutuklu hükümlü cezaevindeki kişi can güvenliği, sağlığı devlete emanet olan ve devletin korumakla yükümlü olduğu kişidir. Adalet Bakanı açıklama yaptı bu tartışmalar üzerine. Dedi ki biz dedi önlemlerimizi aldık cezaevleriyle ilgili düzenlemeler ve alınan önlemler işte sterilize ediliyor. Personel gereken özeni gösteriyor ve herhangi bir risk yoktur dedi. Fakat biz şunu biliyoruz. Böyle bir salgının olmadığı koşullarda yani olağan koşullarımızda bile zaten bizim cezaevlerindeki insani standartlar son derece düşük.